Sen mutlu musun? Hazır mısın? Hazırım. Biz de hazırız. Günaydın. Çünkü şu an saat 7:30. Hepimiz yola düştük. New York'un yanındaki eyalete Connecticut'a gidiyoruz. Orada 3 günlük bir tatil yapacağız ve bu tatilde bizimle beraber yer elması var. Talya'cığım, hay der misin? Peki Emma'mız ve tabii ki olmazsa olmaz burada bizimle yine. Tatil videolarını burayı daha sıklıkla görebilirsiniz. Şimdi uçağa gidiyoruz. Ondan sonra bir 2,5 saatlik yolumuz var. Ondan sonra maceralarımız başlıyor. Aslında uçakta başlıyor çünkü Talya'nın var. Bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi gel yürüyelim mi? Hadi uçağımıza gidelim. Ceyda'yı Starbucks'a getirdim ve şu anda avını bekliyor. Ceyda, gelmedi mi kahven daha? Hayır. Bak kızın neler yapıyor. İki kere kabus gibi geçen İstanbul uçuşundan sonra hiç akıllanmayan anne baba. Bu sefer de Westchester'a uçuyoruz. Merak ediyorum nasıl olacak uçuş. Pişman mı olacağız yoksa iki kızımızı getirdik mi diyeceğiz. Uçuşta belli olacak. Talya, koş. Ne oldu kızım? Ormanda sen aslanlık mı yapıyorsun? Ellerinle de ya. Bizim kaldığımız oda. Çok güzel değil mi anneciğim? Bu hafta sonu bu arkamda gördüğünüz muhteşem eve misafirliğe geldik. Şu anda Connecticut eyaleti ile New York eyaletinin tam ortasında bulunuyoruz. Hatta ev New York eyaleti sınırlarında. Evin bahçesinin büyük bir bölümü ise Connecticut eyaletinin sınırlarında. Yani sınır çizgisi bu evin bahçesinden geçiyor. İtfaiye veya polis çağırdığınız zaman hem New York'tan hem Connecticut'tan itfaiye ve polis iki departman birden geliyor. Burası gerçekten çok huzurlu bir bölge. Şehir hayatından uzakta yaşamak isteyenler ama New York'ta çalışanların birçoğu burada, bu bölgelerde yaşıyor. Başka yerler de gezeceğiz. Hatta bir dağ bisikleti turumuz var. Sizi de bizle beraber götüreceğiz. Covid'in başlangıcından beri Florida'dan pek ayrılmadık. Beni niye çekmiyorsun hiçbir yerde? Bir şey anlatıyordum çünkü. Tamam, hayır, beni çek. Bak St. Mary's. Boyum da yetişmiyor. Katolik Kilisesi. Şöyle yüksekten konuşayım da seni göstermeyeyim. Covid'in başından beri dediğim gibi New England eyaletlerine gelmiyorduk. Talya da koşarak geliyor beni çek diye. Annesinden peki, görüyor. Peki. Koş, sustum. Koş. Sustum. Buralar Florida'dan oldukça farklı. Florida'da hep İspanyollar yaşamış. Latin Amerika'dan gelenler özellikle. Ama bu bölgede daha çok Avrupalılar ve İngilizler yaşadığı için buranın mimarisi ve şehrin yapılaşması oldukça farklı. Yaşayanlar da farklı. Bir kere kültür seviyesi çok daha yüksek. Çok seviyorum gerçekten buralarını. Bir de üniversiteyi de ben Massachusetts'te okumuştum Boston'da. Benim için ayrı bir değeri var bu bölgelerin.
müzesine geldik. Talya çok mutlu şu anda. Talyacığım mutlu musun? Burada çok güzel bir su oyun alanı yapmışlar. Talya çok güzel değil mi? Suları çok sevdiğimiz için su bölümünde kaldık. Bakalım diğer bölümler nasıl onu da göreceğiz. Ama Talya dediğim gibi suyu çok sevdiği için muhtemelen buradan uzun bir zaman ayrılamayacağız. Oynayalım. Çok keyifli. Yani Talya'dan çok ben mutlu oldum diyebilirim. Tabii tatile gittiğiniz zaman çocuklara düşünmek gerekiyor. En azından onların da mutlu olabileceği alanları yaratıp onlar için de birazcık aktiviteler yapmamız gerekiyor ki onlar da tatillerden keyif alsın. Bizle vakit geçirmekten keyif alsın. Dinozor. Dikkat. Bakayım. Ne yapıyor? Ağzını mı açıyor? Şu an dinozorun taklidini yapıyor Talya. Evet, burada da müzik yapıyorsunuz. Bu şekilde. Çok anlamasam da yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım gezimize devam edelim. Çocuk müzesinde Talya'dan daha çok eğlendiğimiz doğrudur. Evet. Evet, şimdi New Jersey eyaletindeyiz. Bisiklete binmeye gidiyoruz. Genelde Florida'da mountain bike yapıyoruz ama asıl gerçekten burada mountain bike yapacağız. Çünkü normalde burası bir kayak merkezi. Kışın kayak yapılıyor. Yaz aylarında da böyle bisiklet yapılıyor. Heyecanlıyım. Zaten bunu sizlerle de paylaşacağız. Çekeceğiz yani. Çekebildiğimiz kadar eğer düşmezsek, bir yerimizi kırmazsak çekeceğiz. Burayla ilgili bir şey söylemek ister misin? İsterim. Gittiğimiz yerin ismi Mountain Creek. Bisiklet parkuru var. 48 tane falan bisiklet parkuru varmış. Aynı kayak merkezleri gibi. Yeşil, mavi, kırmızı, siyah parkurları var. Ben bugün siyahtan binmek istiyorum. En zorundan başladım. Bir de bugün yağmur yağıyor. Yani bakalım bizi neler bekliyor. Burak'ı hiç düşünemiyorum. Ben yine cesaretliyim. Ben yine korkusuzum da Burak birazcık korkuyor. Şaşırdı. Neden korkuyorum? Hiç de korkmuyorum. Bana göre daha az şeyin var senin korkuyorsun. Hatırla bir şey, yağmur ormanlarına gittik. Ben tırmandım yukarı şelalelere. Burak tırmanamadı. Sende cahil cesareti vardı ondan. Ne alakası var? Herkes tırmanıyordu Burak. Ya ben ağırım ağır. Çocuklar ben tırmanıyordu. Ben oradan toprak kayması mı yapardım? Ben oradan düşsem senin gibi hafif düşmem yani. Ben oradan düşsem... geliyor derler. Dağ taşı kırarım diye. Her neyse. Şimdi gidiyoruz, görüşürüz. Şimdi geldik. Bisikletleri almaya gidiyoruz. Muhtemelen buradan yukarı çıkacağız. Aynen, şuradaki teleferikten. Böyle yukarı çıkacağız. Yağmur işimizi biraz zorlaştıracak. Çok kayacak bisiklet. Muhtemelen ben sence düşer miyim? Bence düşersin. Sizce Burak mı düşer burada, ben mi? Bence sen. Yazmanızı bekliyorum. Gösterecek misin düşersen peki? Göstereceğim tabii ki. Niye göstermeyeyim? Çek, her anı çekemeyeceğiz tabii ama çeker. Sonuçta düşmek insanlara mahsus bir şey. Evet, şu anda gondolla yukarıya çıkıyoruz. Ben biliyorsun yani bu tip şeylerde birazcık... Burak'ı hiç düşünemiyorum. Ben yine cesaretliyim. Ben yine korkusuzum da Burak birazcık korkuyor. Ne oldu? Biraz daha korkarsın diyordum. Kim korkuyormuş? Evet, gerçekten çok güzel bir yermiş ya. Bu yolun sonuna kadar mı gideceğiz? Burası yolun sonu şeyde. Benim buna kalbim dayanmayabilir.
Bak düşmüşler. Dönme vaptan da çok korkuyorum. Bak gerçekten bir ondan korkuyorum. Onun dışındaki her şeye binerim. O takla atan şeylere, ters dönen şeylere binebiliyorum. Ama bu tip şeyler beni çok rahatsız ediyor. Hadi. Evet, aslında biz bunların çoğunu yapıyoruz Florida'da ama yağmur şu an beni korkutuyor çünkü çok kayacak. Gerek var mıydı bu tatilde bilmiyorum. Gerçekten biraz dil cesareti bir şey yapıyorum. Burak ikinci turu yapmak istedi bisiklette. Ben yapmak istemedim çünkü gerçekten yağmur çok bastırdı ve bir yerimi kırarım diye korktum. Burak'a dedim ki eğer düşersen filan bana da haber ver, seni geleyim alayım dedim oradan. Yani şu an ne yapıyor gerçekten bilmiyorum. Yağmur çok bastırdı. Zaten şey dedim, bir saat içinde geri dönmezsen muhtemelen herhalde buradan birini gönderirim. Kocam kayıp diye tam Türkiye'de yapabileceğim bir şeyi yapabilirim burada. Ama bir yandan da çok rahatım çünkü salata yiyorum. Neyse ben Burak'ı bekleyeyim. İnşallah kolu bacağı kırıp gelmez. Çünkü bir de evde ona bakmak istemiyorum. Artı ikinci bir çocukla uğraşamayacağım bu konuda. O yüzden neyse ben salatama devam edeyim. Burak da muhtemelen gelir diye düşünüyorum. Sen Salim, ulaştı Buğra. Nasıl geçti ikinci turun? Yoruldum. Sen de beni çok merak etmişsin. Bayağı salataları gördüm. Çok üzüldüm. Ya başına bir şey gelirse ya düşersen diye kendimi böyle yemeğe verdim. Salata söyledim. Yediğin salatadan belli. Çok keyifliydi ama. Ben yapar mısın bir daha? Yaparım yani. Demin sen gelmeden önce bir yiyecektim. Burayı çok merak ediyorum diye. Salata yerken de gösterseydin kendini. Şöyle doğaya karşı nasıl güzel bir yerde olduğunu. Salata yerken benim aklımda merak. Ben dedim ki ben kesin dedim. Ceyda beni şimdi parkurun başında bekliyordur. Panik olmuştur dedim. Bir geldim elinde salata. Yok ya şaka yapıyorum. Tabii ne oldu? Nereye gittik ki yani? Nereye? Ne oldu? Hayır sadece bir şey yok. Yani? Bir durum yok ama. Bunun anlamı yok. Tabii ki sonuçta yine zorlu bölümleri vardı. Sadece düşüp kayıp hani kafanı taşa çarpabilirsin o olabilir diye. Çünkü yağmur yağıyor gerçekten yağmur yağıyor. Aklına gelen senaryo kayıp düşerim kafamı taşa çarparım. Ama sence yani olabilecek şeylerden bir şey tanesi. Yüzden... Ama tek ihtimalin kafana gelen aklına gelen o olması. Çünkü her yer taş Buracığım dağların taşların arasından kayıyoruz yani. En çarpabileceğin nokta taş en tehlikeli şey. O yüzden kullandığımız kasklar da daha farklı yani kafanızı çenenizi ağzınızı koruyan kask veriyorlar size. Ve takmak zorundasınız bunu ve bu tip kask kullanmak zorundasınız bu alanlarda. Yaz aylarında muhtemelen New York'a gelirsek bunu kesin yaparız. Yapar, her geldiğimizde yaparız. Uğrarız diye düşünüyorum yani. Şöyle, ben yapmak bizi, isterim. Kayakla çok yakın bir spor. Ayakta bindiğiniz zaman iki pedala eşit ağırlık verdiğiniz zaman biraz işte vücudunuzu öne geriye veriyorsunuz yokuşun ve tümseklere göre ve bisikleti kaydıra kaydıra gittiğin devam ettiğiniz zaman vücut ağırlığınızla bisiklete bindiğiniz zaman kayak yapanların çok iyi yapabileceğini düşündüğüm bir spor. Ben kayaktan dolayı bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Çok çok keyif aldım ya. Çok çok keyif aldım. İyi ki gelmişiz. Değdin yani. Ben kesinlikle de keyif değdi. Aldım. Ne oldu? Videoyu ele alınca çok anlatmayayım mı? Tabii ki de anlatalım. Merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın. Buyurun, buyurun. Merhaba. Türk müsünüz? Video çekiyorduk. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Burayı anlatır yani mısınız merhaba bize? Der misiniz? Bilmiyorum. Burada çekim yapıyoruz. Buğra. Memnun oldum. Ceyda. Çok mutlu oldum. Şunu bir dakika size vereyim ben. Ben böldüm böyle kusura bakmayın. Yok daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Merak ediyorum. Ben buraya normalde otuz okuyorum ben Türkiye'de. Süper. Work and Travel programıyla ekstra öğrencisi olarak geldim. 3 ay yaz olarak burada çalışıyoruz. Sonra geri dönüyoruz.
kapalıyoruz. Bisiklete mi biniyor musunuz? Seçmenizin sebebi burası bisiklet mi yoksa? Yok hayır, bisikletle alakası yok. Hatta bisiklete hiç binmedim. Evet, buraya para kazanmaya geldik biraz da. Hani şey, oram buramı kırıp yapmak istemedim. Para kazanıyor musunuz bari? Kazanıyoruz yani. Öğrenci olarak tabii ki. Bakmasa da damlıyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani her iki bizim ülkemizin şartlarında gayet iyi. Tabii dolarla kazanıyorsunuz, ailenize para gönderiyorsunuz. Aynen öyle, kesinlikle. Süper, güzel, çok iyi oldu ya. Çünkü görmek böyle hoşumuza gitti bizim de. Öyle, maceralarımızı daha sonra anlatırız size. Görüşmek üzere. Ne zaman dinliyorsunuz? İnmeyeceksin galiba. Çok yorgunum. Hadi, üstüm beşin çamur. Daha bisikleti yaptık. Üstümün çamur olması çok normal. Galiba camdan Talya bakıyor. Ne oldu kızım? Şu an bize trip atıyor Talya. Anlıyorum suratından ve mimiklerinden. Şimdi birazcık onunla ilgilenme vakti. Şimdi benzin alacağız. Amerika'nın her yerinde benzininizi kendiniz dolduruyorsunuz. Öyle benzin istasyonlarında çalışanlar olmuyor. Sadece market bölümünde çalışıyorlar. Buracığım, Türkiye ile buranın benzin fiyatları arasında sence bir fark var mı? Türkiye'de kaç para bilmiyorum şu anda ama. Burası daha ucuzdur herhalde. Burası muhtemelen daha ucuz. Daha ucuzdur. Ben de tam bilmiyorum ama bazen Twitter'da falan görüyorum çok fazla fiyat olduğunu. Ama burası Türkiye'ye göre daha ucuzdur. Yani dolar belki şimdi çok yükseldiği için kafa kafaya gelmiş olabilir ama alım gücüne göre şimdi mesela bu arabayı herhalde 60-65 dolara falan dolar diye düşünüyorum. Yani kaç galon oluyor litre olarak? Sence aşağı yukarı o çok bilmiyorsun. Hiçbir fikrim yok. Yani 20 galon alıyor bu araba. 5, pardon. Burada biraz daha pahalıymış benzin. Bizim oraya bölgesel göre. Olarak değişiyor fiyatlar, evet. 93 oktan alıyorum. 5 dolar galonu. 20 galon falan alıyordur bu araba diye düşünüyorum. 100 dolara dolacak demek. Evet, aslında bölge bölge fiyatlar değişiyor. Hem bölge bölge. Benzinci de değişiyor. Evet. Şehir yani ki bir an karşılıklı benzincinin fiyatları farklı. Millet dikkat etmiyor. Dikkat etmediği için de benzincinin sahibi şimdi ormanın içine doğru giriyoruz. Yoldan geçerken böyle ormanın içinde bir sular fark ettim. Akan ufak şelaleler var galiba. Onları keşfetmeye gidiyorum. Sağdan gidelim bak. Orası çok güzel görünüyor. Muhteşem. Normalde yemek yemeye gitmeyecek olsak şurayı yürürdüm. Yürüyemezsin çünkü burası yiyorsun. Ayakkabımla yürürdüm. Yosuna basamıyorum. Evet. Bastığın anda herhalde şurada bak şu içinde, köpüklerin içinde. Çok güzel olurdu Ceyda. Tamam hadi. Ben sana buraya yemek getireceğim. Hadi yürü. Zaten muhtemelen buraya adım attığım anda güvenlik görevlisi gelir. Büyük ihtimalle. Evet. Muhtemelen. Yoksa herkes burada girer suya atlar yüzerdi bence. Zaten yüzmeyin diye not düşmüşler. Zaten yüzmeyin diyor. O yüzden yoksa insanlar gelir burada yüzerdi. Deliler için yüzmeyin diye yazmışlar. Bakışarak anlaşalım. Bu taraftan da çok güzel görünüyor ve devam ediyor. Buraya tırmanayım mı? Hadi bari elimi sokacak şimdi. Hadi o zaman gidelim. Arı mı geldi? Aa, evet. Saçında. Saçında. Hayır. Alamam. Nasıl arayı mı alacağım? Çantana kondu şu anda. Tamam. 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 Orada. Saçına kondu. Burak yalan sür. Bak. Gördün mü? Gördüm. Tamam hadi gidelim. Bu kadar doğa yürüyüşü yeter, vazgeçtim. Bu arada arı saçında falan değildi. Ben tamamen yalan yapmış sonradan gerçekten geldi ama. Ne aldın? Talia dinozoru çok sevdi, çok beğendi. Ben de ona dinozor aldım. Şimdi eve götüreceğim ve sürpriz yapacağım. Evet, şu anda tehlikeli sulardayız çünkü bu caddede. Alışverişe çıktım. Ve Buğra'nın çok sevdiği bir şey. Ben alışverişe çıktığım zaman... Bayılırım. Buğra bayılıyor. Ya hastalanıyor ya karnı ağrıyor. En gerçekten. Sevdiğim. Eve gitmemiz lazım. Biliyorum uçağımız var ama uçağımıza daha 1, 2, 3, 4, 5 saat var. Ama benim valiz yapmam. Ben 1 saatte her şeyi çözerim. Ben valizi yaptım sabah. Yok, olsun. Ben bitirdim. Bir kontrol etmem lazım. Seni bugün alışverişe getireceğim benim, için valizi benim, sabahtan benim, yaptım. Benim bir valizi kontrol etmem lazım. Şimdi eve Talia'ya sürprizini vermeye gidiyoruz. Artık bugün tatilimizin son günü. 4 saat sonra da uçağımız var. Eve dönüyoruz. Evet. Sevdin mi burayı?
Çok sevdim. Keyif aldım gerçekten. Bir daha gelmek isterim. Ki zaten muhtemelen geleceğiz. Özellikle tekrardan gelip bisiklet parkurunu yapmak istiyorum. Yağmursuz bir havada belki birkaç tur yapabilirim ama yağmurlu havada gerçekten biraz daha tehlikeli o bisiklet parkuru. Ama onun için bir daha gelmek isterim. Sen? Ben de çok sevdim. Ben de karda buraları merak ediyorum. Çok güzel olur kesin. Bir de ben burada araba kullanmayı çok sevdim. Yani yollar inanılmaz güzel. Evler gerçekten küçük birer şato. Evet. Ve o filmlerde gördüğümüz gibi evler o kadar güzel ki. Ve çok ciddi tarih tabii. Yani tarihi evler var ve New York'un en pahalı bölgelerinden biri. New York'un dışında olan. Yol biraz bizim Polinezköy taraflarına çok benziyor. Yani benzettim yolu. Hep orman içindesin. Orman içindesin. Keyifli geçiyorsun. Geyikler geçiyor. Hatta evlerin bahçesine geliyor geyikler. Ben yolda birkaç tanesine denk geldim ama tabii anlık olduğu için çekemedim. Muhtemelen eğer burada bir yerde yaşasaydım bütün geyikleri muhtemelen eve toplayıp arkadaş olmuş olurdum. Bu konuda ne diyorsun? Çok şükür burada yaşamıyoruz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Köpekleri hepsi birbirinden ayrı. Güzel. Ama benim favorim tabii ki Pascal. Yani senelerdir Pascal'ı tanıyorum. Aslında bütün hepsini tanıyorum ama Pascal benim için ayrı bir yere sahip. Burada Coco. Bir tane var. Burada bir tane var. Coco, Coco. Sımak. Bitti. Başak. Bak, Coco. Otur. Bu küçük adam. Evet, Konyus Farm'daki hafta sonumuzun sonuna geldik. Eve dönme vakti. Çok güzel bir evde kaldık. Aile dostumuzun eviydi. İnanılmaz güzel vakit geçirdik. Aslında buranın iklimini seviyorum. Çünkü biz Florida'da sürekli yaz ayındayız. Kış görmüyoruz. Çok az böyle arada soğuk yapıyor. O da kuzeyde havalar çok soğuk olduğunda sadece Florida 10 gün bir soğuk yapıyor. Ama onun dışında inanılmaz sıcak oluyor. Ve buranın iklimi ise bizim İstanbul gibi. Hem ilkbaharı yaşıyorsunuz, sonbahar, kışı ve yazı. O yüzden çok güzel bir havası var. Çok güzel bir iklim var. O yüzden sevdiğim iklimlerden. Çok korunaklı bir yer. Hatta birçok kişinin evlerinde kendine özel güvenlikleri varmış. O yüzden de çok korunaklı bir bölge ve güvenli bir bölge. Biz çok keyif aldık. Tayyip da çok mutlu oldu burada vakit geçirmekten. Şimdi eve dönüş vakti ama buraya bir daha gelecek miyiz? Tabii ki de geleceğiz. Özellikle kış ayında burayı daha çok merak ediyorum. O yüzden büyük bir ihtimalle kar yağdığı zaman geleceğim. Görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Thank you.